Bütün izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bugün ekonomi açısından önemli bir veriyle karşılaştık. Türkiye'de enflasyon rakamı açıklandı. Tabii ki videomuzun konusu enflasyon değil. Çok daha önemli, hepimizi yakından ilgilendiren çok ama çok büyük bir riskle ilgili bu videoyu hazırladım. Ancak bu riske geçmeden önce bu enflasyonla ilgili küçük bir takım bilgiler vermek istiyorum. Netice itibariyle önümüzdeki dönemde hem doları hem faizi yakından etkileyecek bir veri geldi. Bu verinin ne olduğunu ve ne gibi sonuçlar yaratacağını hepimizin bilmesi lazım. Kıymetli arkadaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı, dedik enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre %19,71 olarak bir artış gösterdi. Aylık en yüksek artış %3,48 ile sağlık grubunda gerçekleşti. Yıllık en fazla artışa baktığımızda da yıllık bazda %29,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatların yukarıya doğru gittiğini gördük. Yani klasik başımızın belası, gıda fiyatlarındaki artış yine ne yazık ki devam etti. Tabii buradan çıkan sonuçlar şu. Birincisi, hep söylüyoruz her videomuzda, yazımızda, televizyon programlarımda da ben bunu hep dile getirdim. Son 15 yıldır Türk tarımı ihmal edildiği, çiftçisi ihmal edildiği için haliyle bir üretim kapasitesi kalmadığı için Türkiye'nin üretim azlığından dolayı ne oluyor? Gıda fiyatları başta tarıma bağlı olmak üzere yukarıya doğru gidiyor. Yine domatesdir, biberdir, patlıcandır. Bütün bunların fiyatları roket gibi yukarıya doğru gidiyor. Ve bir diğer sonuç şu gelen rakamlardan. Hükümetin çözüm olarak getirdiği, ki bizim sürekli itiraz ettiğimiz, hem televizyonda hem YouTube'daki videolarda sizler de yakından izliyorsunuz. Tanzim satış çadırlarının geçici bir çözüm olduğunu ve hatta bir çözüm bile olmadığını, sadece bir göz boyama olduğunu söylemiştik ki işte devletin resmi rakamlarında bile gıda fiyatlarındaki artış bu çözümün gerçekten boş olduğunu bize gösterdi. Ve bunun tabii ki bizi etkileyecek bir diğer kısmı da şu ki finansal olarak da bir etkisi olacak. Nedir bu etki? Ne yazık ki faizlerin bu rakamdan sonra aşağıya inmesi başka bir bahara kaldı arkadaşlar. Çünkü enflasyon yukarı doğru giderken ya da yukarıya 20'ye doğru resmi rakam yapışık kalmışken faizlerin merkez tarafından aşağıya indirilmesi oldukça zor. Tabi hal böyle olduğu zaman da piyasadaki ticari kredi faiz oranlarının da aşağıya inmesini beklemek birazcık hayalcilik olur. Ve bu ne demek? Elbette ki binlerce, on binlerce firmanın daha yüksek faizli kredi kullanması, hatta kullanamaması anlamına gelecek ve imalattaki o sıkıntıların yine devam edeceğini, firmaların küçüleceğini ya da iflas edeceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ne yazık ki darboğazlar devam ediyor. Ve bir diğer noktada üretici fiyatları endeksine baktık. Burada %29,64 olarak, yani malların üretim aşamasındaki değerleri TÜFE'den, tabii ki TÜFE 19, ÜFE 29, bu şu demek 29, 19. Aradaki 10 puanlık makası aslında bizim üreticilerimiz göğüslüyor. Yani bu şu demek, üretici zararına çalışıyor. Tabii ki zarar da belli bir noktaya kadar devam eder. İşte çevremizde gördüğümüz küçülmeler ve iflasların sebebi tamamen bu. Bu da neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Enflasyon, bir tarım politikalarımızın yanlışlığı, tarımı ihmal etmemiz. İki, yüksek bir kur var arkadaşlar. Ben bunu hep dedim. 5 liranın üstündeki bir kur seviyesi Türk imalatı, Türk üretimi, Türk sanayisi adına çok zorluklar demektir. Neden? Çünkü biz girdileri dışarıdan alıyoruz. İşte bu sistemi ithalata bağımlı üretim modelini hep eleştirdik. İşte bakın, kur 5'in üstünde kaldığı sürece enflasyonu da aşağıya düşüremiyoruz. Deli gibi borçlanıyoruz. Geçen yıla göre 2 kat daha fazla faiz veriyoruz. Tahvil çıkartıyoruz dolar bazında. Ama gelen bütün dolarları da bir şekilde hane halkları ve firmalar alıyorlar ve bankada biriktiriyorlar. Ki bunda da onlara yanlış yapıyorsunuz diyemeyiz. Gayet haklılar. Çünkü tüketici güveni yok. İnsanlar enflasyonun düşeceğine inanmıyor. Neden? Çünkü enflasyonu düşürecek
gerçek çözümler hükümet tarafından yapılmadığı için insanlar kendi paralarının değerini korumak adına haklı bir şekilde döviz biriktirmeye devam ediyorlar. İşte arkadaşlar, böyle bir sarmalın içinde yuvarlanıyoruz. Bu gelen enflasyon rakamları da gördük ki önümüzdeki dönemlerde de bu firmalarımızın, bizim üstümüzdeki faiz kemendinin bir süre daha üzerimizde kalmasını doğuracak. Tabii ülkemiz şimdi hem işsizlikle, hem enflasyonla, hem iflaslarla mücadele ederken, toplumsal kutuplaşmanın artık Türkiye'de doruk noktalara ulaştığı bir dönemde tabii ki bir yerel seçim süreci yaşadık. Tabii ki süreç bitmedi, süreç devam ediyor. Ancak bu seçime yapılan itirazlara baktığımızda ki arkadaşlar, İstanbul'da 18 ilçede, Ankara'da ise 11 ilçede oyların yeniden sayılması kararı verildi. Şimdi ben size bir takım rakamları hatırlatmak istiyorum geçmişle ilgili. Geçmişte olan bir olayla ilgili. Bu olayın adı Gezi Parkı olayları. Hatırlayacak olursanız 2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında olmuştu. Bakın, burada siyaset yapmayacağım. Gezi doğruydu, yanlıştı, Gezi haklıydı, haksızdı, işte polis çadırı yaktı, yakmadı, FETÖ'cüydü, polis değildi vesaire, hiçbir tartışmaya girmek istemiyorum. Çünkü beni izleyenler oradaki olayları çok yakından biliyor. Kimin doğru, kimin yanlış, kimin haklı, kimin haksız olduğunu gayet iyi biliyorlar. Vicdanlarda bu sorunun cevabı çok net verilebiliyor. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Bakın, Gezi'den önce dolar kuru arkadaşlar 1,80'di. Gezi'den sonra 2,05 oldu. Gezi'den önce Türk tahvillerinin faizi 4,80'di. Gezi'den sonra 9,78 oldu. Yani neredeyse %100'den fazla bir artış oluştu. Bakın, bir kez daha altını çiziyorum. Gezi'yi suçlamıyorum, aklamıyorum. Ben sadece burada basiretli davranması gereken kesimin aslında devlet olduğunun altını çizmek istiyorum. Neden? Çünkü tahvil faizleri 4,80'den 9,78'e çıktı. Burada işte olayların kontrolden çıkması ya da olayların kontrolde tutulması konusunda sorumluluk vatandaşta olduğu kadar elbette ki devlette de bir pay var. Ben bu noktada devletin daha büyük vazifesinin olduğunu düşünen biriyim. Şimdi Gezi'yi tartışmak gibi bir amacımız yok. Bu rakamları neden hatırlattım? Şundan dolayı. Arkadaşlar, bu seçimlerde de biliyorsunuz bitti ve hemen itirazlar geldi. Burada eğer kamuoyunun vicdanını yaralayıcı işlerin yapıldığına dair toplumumuzda geniş bir kanaat oluşursa, Türkiye'de çok büyük stresler birikmiş durumda. Toplumsal barışımız ve buna bağlı olarak krizdeki ekonomimiz arkadaşlar, çok net söylüyorum, olumsuz etkilenebilir. Yani biraz daha açacak olursam şu. Tabii ki seçime itiraz edilmesin. İşte tamam, mazbatayı alalım, direkt verelim. Hayır, bunu demiyorum. Seçime itiraz hukuki bir süreç ve herkes bu hukuki hakkını kullanabilir. Ama burada şu noktayı çok iyi ayırmamız lazım. Hukuki hakkın kullanılırken bir tarafın mağduriyetine yol açması, Türkiye'nin karışmasını bekleyen PKK'ydı, FETÖ'ydü, bir sürü dış güç odaklarına bir mükemmel pas olacaktır arkadaşlar, ki tarihimizde bunu yaşadık. Bu bağlamda eğer böyle bir durum vuku bulursa, kıymetli arkadaşlar, yani adını açıkça koyayım, Yüksek Seçim Kurulu'nu bir seçimin kaderini değiştirmek için bir araç olarak kullanmaya birileri tevessül ederse, böyle bir temayül oluşursa ve oluşan karara, buradan çıkan karara da bir taraf, toplumun yarısı saygı duymazsa, bunu vicdanlarında sorgulayan insanlar "Ah, bu böyle olmamalıydı" derse, hepimizin vicdanını yaralayacak kararlar ortaya çıkarsa değerli arkadaşlar, buradan çıkan bir kıvılcım, Allah korusun diyorum, bütün ülkeyi saran bir yangına sebebiyet verebilir. Bu noktada
devletimizin ve partilerimizin, buradaki lider kesimin çok büyük sorumlulukları var arkadaşlar. Neden? Şunu çok net söyleyeyim. Eğer burada işler karışırsa, dediğim gibi vicdanları rahatsız edecek kararlar oluşursa, bu noktada Türk ekonomisi gerçekten hayal edemeyeceğimiz nitelikte zorluklarla karşılaşır. Yani bu zorluklara dışarıdaki kesim de karışır. Yani dışarıyla Türkiye'nin ekonomisi entegre, bir şekilde ihracat yapıyorsunuz. Kendinizi fonlamak için, borç almak için dışarıya çıkıyorsunuz. Sermaye ihtiyacınız var. Bütün bunlar arkadaşlar bıçak gibi kesilebilir. Yani bu sadece bizim içimizdeki bir sorun olarak kalmaz. Bu olay dışarıya da yansır ve dışarıdan da buraya bir takım etkiler yapıldığını görürüz ki iktisadi olarak en fazla bunun darbesini yiyeceğimiz alandır. İktisadi olarak çok büyük sorunlar dışarıdan karşımıza gelir. Burada lütfen yanlış anlamayın. Yani ben işte oylar sayılmasın, hukuk yerini bulmasın demiyorum. Elbette ki oylar da sayılacak, hukuk da yerini bulacak. Ama hukuku yerine getirirken bir şekilde mağduriyetler yaratmayacağız değerli arkadaşlar. Bu noktada kimse egosunu, kimse İstanbul'un rantını değil, devletin geleceğini, milletin geleceğini düşünmeli ve ekonominin çok hassas bir durumda, adeta bir fiskeyle dağılabilecek durumda olacağını da, olduğunu da aklından çıkarmamalıdır arkadaşlar. Burada önemli olan nokta şu, oluşan karara tüm toplumun saygı duyması gerekiyor. Saygı duyulacak kararlar da ancak doğru kararlar olur. Doğru kararların alınması lazım arkadaşlar. Yoksa işte Gezi olaylarında gördük, tahvil fiyatları birebir arttı. Ve şu an Türkiye'nin makroekonomik verilerine baktığımızda 2013 yılından çok daha kötü bir durumda. Yani 2013 yılında Amerikalılar küresel muslukları kesmemişti. Yani dolarları geri çağırmıyorlardı, faizler yukarı gitmiyordu, Fed faiz arttırmıyordu, daha yeni başlıyordu. Ama şu an öyle değil. Hem dışarıdaki koşullar kötü, bir genel olarak küresel durgunluk var. Fed faizleri bir şekilde artırmış durumda, belki arttırmayı planlıyor, ticaret savaşları var. Bir de içimizde bizim ekstradan bu iktisadi külfete siyasi bir şımarıklıkla, siyasi yükler, toplumu Allah korusun böyle çok büyük çatışmalara itecek işler yapmamız, arkadaşlar çok net söyleyeyim, yani Türkiye'yi geri dönülemeyecek noktalara götürebilir. Allah korusun diyorum. Bu noktada bütün devlet büyüklerimizden hassasiyet ve sorumluluk bekliyoruz. Biz de vatandaşlar olarak süreci yakından izleyeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı tekrardan sunuyorum.